Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal gündülük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitay BDT yığınında xalqara cəmiyyətini aldaşqı urun deyə. Xitay Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi yığınığa atılmış Asallıq Millet Vekili namıda iki Uyğurunu katnaştırıp xalqara cemiyetini aldaşqı urundi. Yığınqı bir neçi yıldın beri Xitayının Şarkı Türkistan xalqıya yürgüzü atkan irqi qırğınçılıq cinayeti, xüsusen mecburi emgekki selik cinayeti paş bulup xalqara cemiyetdeki bir kısım hükümetler ve hükümetsiz teşkilatlarının Xitayını ayıplışı barğansırı küçeymekte. Xitayning terror siyosati ostida qirilib ketayotgan Sharq Turkiston xalqining iyg'ir vaziyatini tunib yetgan bir qism davlatlar Xitoyga o'xshamagan tariqada jazo yurgizmoqda. Jumladan Amerika hukumatiga Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonunini 21 iyundan boshlab rasmiy ijro qilishga boshladi. Buningdan qattiq bearam bo'lgan Xitoy rejimi xalqaro jamiyat tomonidan kelayotgan ayiblashlarga qarshi turli hiylanayrang va soxta tashviqotlarni ish qilib Atalmış mütexassislərini yallab cinayetlerini yoşuruşqa urunmaqda. Xitay Yerşarı Torunun 15. sentabrdiki xəbirde bildirilişçə, Xitay xalqara cəmiyyətini aldaş xamxiyalı bilən Qaşqar vilayeti Konu şəhər nahisi, Zemin Yesi İriqbaşı kəndi Ayallar Birləşməsinin qorçaq reisi bilən atalmış sabıq kəsbi maharət təlim tərbiyə mərkizli tərbiyəni tamamlıqan tərbiyyələngüçü edib atıb alğan Zeynur Namət Qarını 14. sentabr günü Birləşkən Dövlətə Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengeşinin 51. növətlik yığınıda sözləşkə uğrulaşdırğan. Onlar Xitayının məcburlaşı və təyyarlab bərgini buyucə atalmış təlim tərbiyə mərkizi lagırlardakı əhvallarını tunuşdurğan. Ve onun garip dünyası davatkan ceza lagırları emez mektep ikerlikini bildirip bildirlaşkan. Küzetküçüler halkara cemiyet Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da yürgüz vatkan terör siyasetini irqi qırğınçılıq dep ayıpla vatkan, Amerika hükümeti ve Avrupa İttifaqı Uyğur mecburi emgikinin aldığını eliş kanunni resmi icra kılışkı başlayan bir peyde, Xitay rejiminin öz cinayetlerini yoşuruş üçün yalgan teşviqatlarını qattıq küçü etkerlikini, Şarkı Türkistan xalqının Xitayının cinayetlerini paş qilishini ve teşviqatını texamı küçeytişi gerekliğini bildirişmekte. G7 guruhi Xitayga karşı emdi saddılıq qılmaydıqallıqını bildirdi. G7 rəhbərleri Xitay bilen bolğan sodada texamı qattıq qol buluşqa qoşulğan bolup, emdi Xitay bilen bolğan muamillerde saddılıq qılmaydıqallıqını bildirişdi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Xi Jinping bilen Rusya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'da uruş partılığandan buyan tuncu qetim uçuraşkan bulup, Germaniya İqtisat Ministeri Peyşembe günü 7 devlet guruhinin Suudi'de Xitay'a karşı texamı qattıq tedbir kullanışkı koşulğanlıqını etkan. Onlar yana Rusya'ya qaratkan iqtisadi cazanı saqlap qilishkı koşulğan. 7 devlet guruhinin Suudi ministerleri Berlin'nin şarkıdaki New Hardenberg sarıyda 2 gün yığın açkan. Germaniya Federasiyasının muavin baş ministeri, İqtisad işleri ve Kilimatını Qoğdaş ministeri Robert Habeck, yığından keyin taratqularga Xitay haqqidagi muzakirler xalqara sodada yuqori ölçemge kapalatlı qilish ve Xitayning iqtisodiy kuchidan paydalanıp başka devletlerge besim qilishdan saqlanish meselesiga merkezleştiği degan. Robert Habeck yana Germaniya Xitay bilen keskin sodi liniyesini qollangan vaqtda Yevropa İttifaqımı Xitay bilen texamı küçülük sodi siyasetini yolgu qoyuşunu ilgiri sürüdü. Şundaqlı Yevropa'nın öz iqtisadını qoğdaş üçün Xitayga qaratqan məcburlaş tədbirini küçəytdi. Yaqınqı yıllardan buyan Yevropa İttifaqı Xitayga qarata barğansırı qattıq siyasət qollandı degan. O sözünün axırda yana G7 guruhi əzalarının Xitayga qarşı hərəkətini maslaşdırışqa qoşulğanlıqını bildirdi. Bildirilishçe G7 Saudi ministerleri yığından keyin elan qılğan birləşmə bayanatta Gerçi Xitayını bevasitə tilga almagan bolsa-mı, biroq yeni müzakirələrinin hammasının Xitayğa qaratılğanlığı bildirilgan. Hürriyet xanım yoldaşını dairelerinin öldürgenlikini elan qıldı. Yaqınqı günlərdən biri Xitayın atılmış yuqumunu nölge düşürüş bahanesi bilen Şarkı Türkistan'da yolu qoyğan nəzərbənd qilish, aç qoyup qırğın qilish cinayetleri haqqıdaki sınlar ictimai taratqularda keng tarqalıp, Xitayning aşkarı irqi qırğın qilish cinayetini xalqarada kün tartibga keltirdi. İctimai uçur vasıtları tarqalgan 3 minutluq sında Hürriyet isimlik bir xanım yoldaşının dairler tarafından öldürülgenligini elan qilgan.
15 sentabr tarqalgan mazkur sinda ko'pchilik men hurriyat bakiri bo'laman. Mening yo'ldoshim Xalmurat Umarjonni rayon boshliqlari 7 kunlik karantin toshqandan keyin suv va yemaklik yo'q uyga solab qo'yib o'ldirdi. Ahvoli og'irlashib qoldi, yordam qilinglar deb rayondagi boshliqlarga telefon qilgan bo'lsam-mu, biroq rayon boshliqlari telefonimga javob bermay o'ldirdi. Yo'ldoshim olamdan o'tgandan keyin nurg'un odamlar mening orqamga kirib oldi. Men TikTok ishlatishni bilmayman. Biladigan qarindoshlar bo'lsa, bu xabarni ko'plab tarqitib menga yordam qilinglar. Bu menga qilgan yordamlar bo'lib qolsin deb e'lon qilgan. Orqadan bu ushurni anglagan topdagi boshqa kishilar Xalmurat Umarjon tunugun 7 kunlik karantinni tugutib chiqib tikan. U yerdan chiqqandan keyin o'tir yo'ldagi to'qmi yo'q, suvmi yo'q uyga solab qo'yib tikan. Tunugun ayoli topdi gap qilib, yo'ldoshimga taomoq akilib beramsizlar yoki mening yenimdan yemaklik elib chiqib beramsizlar degan edi. Biroq ular bir uydan bir uyga taomoq elib chiqishga bo'lmaydi degan edi. Shuning bilan atigan o'lib qopdi deb Hurriyat xonimning eri haqida qilgan bayonining rostligiga guvohlik bergan. Shundaqli topdagi boshqa kishilarmi bu vahshiylikka norozilik bildirib, sapsaq odamni elib ketib, oxirida bunda qilib etsa, buningga qandoqmi chidaydi deyishib norozilik bildirishgan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining navbatdagi maqsadining amaliyotni qattiq qamal qilish bilan birga intayin nachar sharoitlardagi joylarga hayvonlarni qamaganda qamash, kasal qilib tugutish, uylarda qolganlarni och qo'yib qiynash qatorliq razil vositalar orqali uyg'urlarni qirg'in qilish ekanligini, bu sinning dal Xitoyning Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilayotganligining bir isboti ekanligini bildirishmoqda. Shanghay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'ini Samarqandda boshlandi. Shanghay hamkorlik tashkilotining 22-chi navbatlik boshliqlar yig'ini O'zbekistonning tarixiy Samarqand shahrida boshlandi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sohibxonligida boshlangan boshliqlar yig'iniga tashkilotga a'zo davlatlar Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Xitoy raisi Xi Jinping, Qozog'iston prezidenti Qasim Jo'mart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmon, Pokiston bosh ministri Shahbaz Sherif, Hindiston bosh ministri Narendra Modi, kuzatuvchi davlatlar Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukashenko, Mongoliya prezidenti Okna Agin Qorilsoq, Iran prezidenti Ibrahim Raisi, taklifga binoan Turkiya Jumhuriyati Jumhur raisi Recep Tayyip Erdogan, Turkmaniston prezidenti Sardar Berdi Muhammadov va Azerbayjon prezidenti Ilham Aliyev qatnashmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Pokiston va Hindiston rahbarlarini yig'in zalida qarshi oldi. Ondan rahbarlar boshliqlar yig'ini harpisida xotira suratga tushdi. Oldi bilan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning rahbarlarining ishtirok qilishida boshlangan yig'inda Mirziyoyev ochilish nutqi so'zlab, yig'in kun tartibi haqida ma'lumot berdi. Shanghay hamkorlik tashkilotining Samarqand boshliqlar yig'inida tashkilot faoliyatlarining taraqqiy qildirilishi, rayonlik savdo hajmining oshirilishi, sanoat va qatnash sohalarida o'zaro hamkorlikning yanada yuksak saviyaga yetkazilishi hamda yashil iqtisod, yangilik yaratish, digital texnologiyalar, ashyo oboroti, yuz egalik, tibobatchilik va boshqa sohalardagi o'rtaq loyiha ham faoliyatlarni o'z ichiga olgan 30 ga yaqin hujjatning ma'qullanishi mo'ljallanmoqda. Erdoğan Xi Jinping bilan ko'rishdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan O'zbekistonning Samarqand shahrida Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğanning Shanghay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashish uchun yetib borgan O'zbekistonning Samarqand shahrida Xitoy raisi Xi Jinping bilan olib borgan va axborot vositalariga yepqalatda ishqa oshirilgan uchrashuvi yarim soat davomlashdi. İki taraflik uchrashuvlar doirasida Mongoliya prezidenti Okna Agin Qorilsoq bilan ko'rishgan Jumhur raisi Erdoğan keyinchi Pokiston bosh ministri Shahbaz Sherifni qabul qildi. İran Shanghay hamkorlik tashkilotiga to'liq a'zo bo'ldi. İran tashqi ishlar ministri Hussein Amir Abdullahiyan İranning Shanghay hamkorlik tashkilotiga to'liq a'zo bo'lganligini bildirdi. İran tashqi ishlar ministri Hussein Amir Abdullahiyan ijtimoiy aloqa subsidiyasi adresida bayonot berib, Tehronning O'zbekistonning Samarqand shahrida Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Jangming bilan ko'rishib, İranning tashkilotga to'liq a'zo bo'lganligi to'g'risida ramka kelishimi imzolanganligini uqtirdi.
Emir Abdullahiyan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na elza devletler bilen bolgan münasibetinin yeni baskışkı kadem koyganlıkını tilge elip, bu energiyadın iqtisat ve soğudukışı bolgan nurgun sahalardaki hemkarlıklarını ilgiri sürüş noktasının muhim özgürüş hesaplandı. Növette hemkarlıkların yeni baskışkı kadem koyduğu dedi. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı 1996 yılı Xitay, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan vekilleri Xitay'nın Şanghay şehirde yığın çakırıp, Çigra rayonlarındaki herbi işençini çoğunkurlaştırış kelişimini imzalışı bilen kurulgan idi. Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın iştirakılışı bilen teşkilatının tuluk azasani 8'ge yetken idi. 2005 yılı Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı küzetküçü azasüptede katlaşkan İran'ın tuluk azalık musabısı 2021 yılı 9. ayda başlanan idi. Türkiye Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın diyalog şiriki. Xi Jinping Rusya bilen hareket kılışkı tayyar ikenlikini bildirdi. Xitay reisi Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkları yığını dairesi de Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen görüştü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Xitay reisi Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkları yığını dairesi de Rusya reisi Vladimir Putin bilen görüşüp Xitay'nın iki devletinin negizlik menfaatlerine çetişlik meselelerde birbirine öz ara küçülük yardan birişki tayyar ikenlikinin signalini verdi. Putin bilen Xi Jinping 24 fevral başlanğan Rusya-Ukrayna urushidan buyan tunji qatim Özbekistan'da ötküzilgen başlıklar yığını jarayanida yüz turani körüşdi. Bu ikisi 2-nji ayda Beijing'de ötküzilgen qışlıq olimpik tenerkat yığını jarayanida körüşüp, iki devlet otrisidiki çeksiz dostluqni ta'kidlegan idi. Putin Özbekistan'daki yepiq uchrashuvdan ilgiri bayonot berib, biz Amerika ve onun yandaşlarının Tayvan bo'g'izidagi ig'vogarchiligini ayiblaymiz degan idi. Xi Jinping iki devletini birbirini küçülü kollaşka çakırıp, Xitay iki devletinin asaslıq menfaatlerine çetişlik meselelerde birbirine küçülük hemden buluşu üçün birlikte hareket kılışkı tayyar dedi. Uyana soda, dehkancılık, katnaş ve alaqatarlıq sahalardaki emeli hemkarlıqını çoğunkurlaştırışını halaydıqanlıqını bildirdi. Ve sözünü devamlaştırıp, tarihi özgürüşler yüz bir vatkan hazır kıdak şaraitte Xitay çoğun küçlerinin mesuliyetçiliği bilen kalay mekançılıklarını tüketip, mukumluğu kapalatlı kılış ve onunla küç bir kışlaş üçün Rusya bilen birlikte hareket kılışkı tayyar digerlerini kayıt kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ətki xəbərimizi görüşük şəhslərini Cənabi Allah xıtaşırmız. Şunaqla programı axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət daşırmağa köptün köp rəhmət edimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.